arkadaşlar. Salman abi bahisindeyiz. Almer firmasının getirmiş olduğu tekneler. Tufan Bey de burada. Tekneler için, tanıtım için hazırladık hepsini tek tek. Boy boy güzel tekneler. Tufan Bey. Emeğinize sağlık. Çok güzel tekneler getirmişsiniz. Getirdik bakalım işte ülkede. Bunlar nereden gelmişti? Polonya. Polonya'ydı değil mi? Polonya malı. Evet, Polonya üretimi. Çok güzel, dayanıklı. Yekpare. PVC mi deniyor? Ne deniyor bunlara şimdi? Polietilen malzeme. Polietilen malzeme, evet. Polietilen malzeme. Çok güzel tekneler. Bu en küçük boyu. Şu ilerideki en büyük boyu. Evet. Alp Kırşan gelecek, onu bekliyoruz. Evet, evet, onu bekliyoruz. O da oltalar hakkında küçük küçük bilgiler verecek. Bakalım güzel bir etkinlik olacak gibi. Bekle yana yatar. Bunlar da bu özellikler. 8 çizebilirsiniz, çok rahat. Enleri ben de yıllarca hani hepimiz gibi turnuvaya gittim, sazana gidiyorum, aktif şekilde gidiyoruz. Bot alıyoruz. İşte bu hangi botu alırsak alalım ya patlıyor, ya çatlıyor, ya açılma yapıyor. Şu an en iyi kaliteli bot 8-9 bin lira. Kolibri 3.30, 3.40, 3 metresi. Aşağı yukarı 8-9 bin lira. Ben şu ana kadar yani 3 nesildir balıkçı olarak en aşağı 5-6 tane bot değiştirdim. Turmada kullandım çoğunlukla. 5-6 tane bot değiştirdim. Ben bunu aldığım zaman evladı ilk abi. Benden sonraki nesilde ben bunu çok rahat kullanabilirim. Bunu öyle düşün. Hani fiyat kıyaslaması yaparak. Yaparsak. Şimdi 8 bin lira normal bota vermektense hani o kıyaslamayı yapabilirsiniz. Renk seçeneklerimiz var, grisi var, haki yeşili var, kırmızı var, kırmızı var. Sandım bize bir sürprizi. Bugün burada yer bildirimi yapan müşteriler aramızda çekiliş yapacağız akşam. Kar ve İtalya'dan bize şapka ve tişört gönderecek. Nereden yer bildirimi yapacağız? Sallamız nereye? Nereye? Yer bildirimi aldın. Salman aldın abi, Salman aldın. Yani Instagram'da. Facebook veya Instagram'da yer bildirimi yapabiliriz, bir görsel paylaşım yap. Akşam bir görsel çekelim de. Akşam hep birlikte bir çekiliş yapıp burada. O zaman da bir görsel çekelim. Tişört ve şapka gönderiyor. Sen neredeydin? Sen neredeydin? Oraya. Erhan Bey, Volkan Bey. Teşekkür ediyorum. Alo. Onun dışında ne yapalım? Ne istersin? Abi size bırakıyorum programın akışını. İstiyorsanız biraz malzemeleri anlatın gelen müşterileri. Soru cevap da yapabiliriz. Evet, evet, soru cevap olarak da ilerleyebiliriz. Tamam. Yani burada olmamızın nedeni olan Zigil Galakarta Moniz grubuyla alakalı zaten İtalya'dan abimiz geliyor. Ferhat da Türkiye distribütörü. Biz de Ferhat Defin arkadaşı olduğumuz için. Abi canlı yayın yapar mısın? Bu ürünlerle ilgili birlikte çalışıyoruz haliyle. Ürünleri hani çok fazla ürün deneyebilme şansım oldu bugüne kadar. Ferhat burada değil,
tamamen samimiyetimle söylüyorum. Ürünler başarılı mı? Başarılı ama nokta atışı yapmanız gereken ürünler. Örneğin mesela biz Bodrum'da kullanırken bu ürünün pembesini kullanıyoruz. Pembe çok iş yapıyor. Başta Sinarit, Laos ve Tranç olmak üzere birçok hayvanı alıyor. Örneğin şöyle bir şey Pablo teknede var. Bununla tesadüfen Göbor Körfezi'nde giderken yazılı orkinos gördük ve bir anda bunu fırlattık. Dam diye üstüne geldi. Nokta atışı nokta bir ürün. Örneğin bu serinin hepsi sağ olsun Ferhat'tan hemen hemen bizde var ama su üstlerinde çok başarılı birkaç tane var. Su üstlerinde örneğin. Hani buradaki siz balık severler biraz paylaşmak için söylüyorum bunları. Bu iki su üstü bu neydi? VTD90. VTD90 ve Tropical ve VTD90 Ghost. Tropical ve Ghost bu iki ürün mesela mutlaka çantada bulunuyor. Örneğin bunların almadığı levrek yok. Bilhassa bu hava kapalı olursa Tropical çok iyi alıyor. Hava normal olursa da Ghost çok iyi ürünler alıyor. Hayvanların ebatı Bodrum'da bu ara hayvan azlığı var. Ve sıkıntılar var ama hayvan maalesef mevsimsel olarak biraz bu sene geç gelecek Türkiye'ye. Onun bilgileri tabii sizde de vardır. Siz de biliyorsunuzdur ama böyle bir ortak nokta olduğu için hem Ferhat'ın işinden hem benim bu gönlümü çok fazla dolara vermemden dolayı bu sezon balık yaklaşık bir ay kadar geçti. Orada bir yere açacakmışız. Şu anda ufak tefek girmeye başladı. Buradan pardon. Hani sizler de kırmızı balığa gidiyorsanız tavsiyem şu listeklere 3 kişiysek genelde 3 balık alındıktan sonra avı bitiriyoruz. Katliam yapmamak çok önemli. Çünkü bizler hem amatör hem profesyonel balıkçılarız. Ama biraz denizlere saygı göstermek gerekiyor. Biz teknede 3 kişiysek 3 balık alıyoruz ve geri dönüyoruz. Ve bunu ailemizle bu balıkları paylaşmaktan çok hoşlanıyoruz. Yemekten çok hoşlanıyoruz. Kırmızı balık büyük bir sevda. Tabii orkinosçular da var. Tabii işte nasıl diyeyim daha küçük çıpracılar da var. Ama bunların hepsini birleştiren bir marka sahibi Ferhat. Bu konuda mesela size en son moda olan ve şu anda çok tutulan Avrupa'daki mallardan biraz bahsedebilir, sonra devam edebilirim. Ben de ufak tefek bu işe nasıl başladığımı ve buralara nasıl geldiğimi anlatmayı çok isterim. Çünkü genç arkadaşlarımız da var aramızda. Hani beni dinledikçe belki feyiz alırlar. Çünkü beni örnek almalarını istediğim bir konu balıkçılık. Bu devirde internet, sosyal medya, bilgisayar oyunları, sokaktaki uyuşturucu çok fazla. Bu yüzden de biz bunlardan iyi örnek olarak çocukları biraz da olsa kaçırma hedefindeyiz. Zaten bir diğer grubumuz olan Instagram'daki Oltacı Çocuk grubu da buna hitaben yapılmış bir grup. İlerleyen dönemde Oltacı Çocuk çocukların balıkçılıkla, oltayla, denizle buluşmasını sağlayacak. Organizasyonlar da yapacak. Orayı takip etmenizi isteyeceğim çünkü artık iş sosyal sorumluluk projesine doğru gidiyor. Bu işin içinde reklam yok. Oltacı Çocuk'tan herhangi bir para kazanılmıyor. Tamamen gönül ilişkisi ve sevgimiz fotoğrafları paylaşıyoruz. Oradan iki tane kardeşimiz, bak buraya gelmiş kaç tane küçük kardeşimiz var. Bizleri örnek alıp onlarla oynasalar iPad'lerinin yerine, bilgisayarların yerine bizim hoşumuza gider. Biz de bunu ileri teknoloji, işte İtalya'dan gelen misafirimiz var. Amerika'da şu anda birileri var. İleri seviyede takip ediyoruz. Ne balığı alıyor? Çünkü balık sürekli seçiyor. Sürekli balık yemini değiştiriyor ve hava koşullarına göre, iklim koşullarına göre farklı farklı şeyler kullanmamız lazım. En mantıklı olarak nasıl bir yol izlememiz lazım? Biraz da Ferhat bahsetsin ürünlerden sonra tekrardan ben nereden başlayayım, nerede bitireceğimi anlatacağım. Ben kasaya geçiyorum arkadaşlar. Ne alıyorsunuz? Öncelikle merhaba, hoş geldiniz. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Soru cevap da alabiliriz. Balığa göre de gidebiliriz. Nasıl gideceğimizi nasıl yapalım? Tabii mesela az önce tanıtım yaparken işte kırmızı balıklar için genellikle pembeyi aldığını söylemişti. Ama kaç metrede bu hayvan? Tabii. Bravo. Pembeyi tercih ediyor. Bravo. Bunlar önemli. Biz de silikonu çok yoğun kullanan arkadaşlarım. Ben İskenderun'dan geliyorum. Evet. Yasin, Yasin Çelik. Silikonun çok farklı renklerini avda kullanma gerektiğini duyuyoruz. Bu konuda teknik bir açığımız var. Bu da
kaç metrelerde hayvanın bu rengi nasıl gördüğü ve hangi iştahla hangi renkleri hangi metrelerde tercih ettiği yönünde. Bu konuda bir açıklama yapabilirseniz bize. Tabii. Şimdi bulunduğumuz bölgede Laos'ta. Evet. Şimdi öncelikle düşünmemiz gereken ilk şey bu balık ne yiyor? Laos'un en sevdiği, özellikle her zaman vazgeçemediği yem barbun. Ben Laos avında genellikle bizim Roja Amarillo rengimiz var, barbun rengi. Laos'ta çok başarılıdır. Yani Laos'un ilk tercih edeceği yem sarı kırmızı. Dediğiniz gibi şu şeye değineceğim. Balık önünde ne buluyorsa, önünde veya neyle akıyorsa onu tercih ediyor. Örneğin Ege'de sardalya, mesela sardalyayı takip ediyor. Sardalya rengi tercih ediyor. Adana'da daha bir farklı. Yani hava koşullarına göre daha farklı. Ama Jip'te 70 metre, 80 metre, 90 metre, 100, 110, 120, 130, 150 metrelere kadar avlanıyoruz. Hem kırmızı balık avında, hem Sinerik'te, hem Laos'ta. Bizim daha önce HRP sistemi daha yeni yeni Türkiye'ye oturmaya başladı. Daha, tabii Antalya bölgesinde balon balığından ötürü metal jikler kullanılıyor ki silikonu parçalamasın diye. Biz de elimizden geldiği kadar en kaliteli, en sağlam silikonu. Çünkü bizim şöyle bir şeyimiz var. Ben önce ürünü getiriyorum, sahada kendimi deniyorum. Baktım ürün başarılı, okey hemen ürünü ithal ediyorum. Kırmızı balık avında ve Laos'ta çok ince ayrıntılar var. Mesela Sinerik avında silikon, yine bizim silikon kalamarlarımız, yine ufak ikaları getirdik. Özellikle slider. Slider. Burada slider. Slider var bu tarafta abi. Nerede slider? Mesela slider Türkiye'ye 3 sene önce geldi. Türkiye'de daha önce free slide sistemi, tie rubber sistemi yoktu. Türkiye'ye ilk getiren biziz. Ondan sonra tabii yayılmaya başladı, yayılmaya başladı. Kırmızı balık avında, Laos avında tercihim slider, alakarta silikonlar, derinliğe göre yani 50 metreye kadar 100 gramlar, 120 gramlar, 50 metreden sonra 140-160, akıntıya göre 200-300 grama kadar çıkabiliyoruz. Silikon avcılığında hiçbir aksiyon vermenize gerek yoktur. Dibe indirirsiniz, balığı gördüğünüz radarda sadece sarıyorsunuz, düz sarım. Aynı şey slider için de geçerlidir. Sadece düz sarım. Ama iş metal jiklere geldiği zaman tabii ki de bir aksiyon vermek zorundasınız. Özellikle Ankara bölgesinde çıkrık pek kullanılmıyor. Spin makineler kullanıyorsunuz. Yurt dışında da İspanya'da olsun, İtalya'da olsun genellikle silikonlar zaten spin makineyle kullanılıyor. Bu da sizin bir avantajınız olarak. Mesela biz Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi genellikle çıkrık kullanır. Ama ben silikonda daha iyi aksiyon, daha iyi şey, salınımı, HG makineler kullanılarak başarılı olursunuz. Kalamarlar da yine Türkiye'ye ilk kalamarı getiren bizizdir. Onda da avcılık çok önemli. 120 gram, 150 gram var mıydı sizde? 200 ve 250 gram. Adana bölgesinde, Çanakkale bölgesinde daha çok 150 gram, 200 gram, 250 gram balığın derinliğine göre. Kırmızı balık ve Laos avcılığında olmazsa olmazımız fishfinder özellikle. Yani balığı gördük. Minkotomuz varsa tabii efsane, taşın üstünde durduk, indirdik. Sadece dediğim gibi düz sarım. Bodrum bölgesinde tie rubber olarak slider'ın kullanım şekli. İğnelere ufak bir kalamar bacağı takarsanız daha avcı olur. Ufak balığı da alabilirsiniz. Yani ufak balık dediğim yemli avında tuttuğunuz 200 gram, 300 gram, 400 gram mercanlar. Ama yem takmazsanız daha iri bireylere de ulaşabilirsiniz. Kırmızı balık avcılığında ve Laos Sinerik avcılığında ikimiz de çok önemli. Şik avında 0.26-0.24 civarı dip kullanıyorum. 0.70 civarı da şok yedi yapıyorum.
Onları ben de kullanıyorum çünkü ben onların ne olduğunu bilmiyorum. Ferhat yapıyor bana takımı. Yani şöyle, yani bu bir aşk sevgi ama biz genelde balığa çıktığımızda, yani açık konuşayım, bana iğneyi, misineyi ver, bağla de. Çok yani çıkmak için sana bağlarım da ne kadar garanti veririm bilmiyorum ama genelde takımları da beraber hani o yanında hazırlıyor falan. Yani ben tekniği noktada tutmaya çalışıyorum. Sürekli bir iki kişi var ama Ferhat'ın bahsettiği gibi böyle örneğin tabii sliderlar çok çeşitli olur ama hani benim teknemde olmaz olmaz budur. Bu ufacık bir çıprayı da alıyor. Kalkıyor, laosu da alıyor. Bunun derinliği yaklaşık 100 metreye kadar indirebildiğim bir derinliği var. Bunun küçükleri var. Benim herkese tavsiyem slider. Ha, şimdi diğer sliderları da denedim. Bu kim daha başarılı dersen bu, tüm samimiyetim ya. Mutlaka olması gereken şeyler bunlar. Hayvan o dakika bu rengi seçmiyor. Ya yani hayvanın kişiliğiyle de oynuyorsun aşağıda. Yani şimdi hayvan acaba çiftleşme döneminde mi, yumurtlama döneminde mi, azgın dönemde mi, değil mi? Yani böyle bir aşağıdaki 150 metredeki hayvanın psikolojisini anlamaya çalışan tipleriz. Genelde biraz da tutturuyoruz. O yüzden de balıklar güzel. Bizim balıklar büyük. Çanakkale tarafında yakaladığımız bir tane sinerik var. Aslında 10 kilo. Evet. Ama hikaye çok ilginç. Onu alıp paylaştım. Bu benim rekorum dedim. Millet şey dedi, ya olur mu ya, biz 14'te yakalıyoruz her hafta falan. 14 kilolar, 16 kilolar havada uçuşuyor. Peki tamam mı? Yani uçuşuyorsa bunun mantıklı olmak lazım. Böyle birkaç tane değil de bir tane almak lazım trofe balığı ve bunun pullarını alıp en yakın su ürünleri merkezine yollayıp bütün bilgileri alabiliyorsunuz. Şimdi literatüre girdi o 10 kiloluk sinerik. Doğrudur, 16 kilosu da var, 20 kilosu da var hayvanın yakalanan ama kimse pullarını çözüp çıkarıp onu hayvanın boyunun posuna ölçmeden şey yapmamış. Bu arada Mehmet Şef'le Faruk Şef geldiler. Mehmet Şef geldi bak. Hazır tutmayı konuştuk, pişirmeyi de konuşalım şu anda. Abi tam sineriklerden bahsediyordum. Evet, tamam da. Sizden pişirmesi bizden. Hoş geldiniz, sağ olun. İşte bu adamlar da güzel güzel pişirip video yayınladıkları zaman insanın gözü dönüyor. Ama çok acımasınlar. Evet. Yok. Her şey kalp kızın içinden çıkan ahtapotlar. Gerçekten çok acımasınlar. Yengeç'in yumurtaları falan yani buradan sonra da hep beraber kendisine gideceğiz. Yoksa siz yakalayacaksınız, biz pişireceğiz. Evet. Aynen. Format oraya doğru gidiyor. Böyle bir güç birliği yaptık abi. Yaklaşık bir senedir Mehmet Şef'le konuşuyoruz. Bir türlü nasip olmamıştı. Mehmet Şef güzel bir kırmızı tutun diyordu Alp Bey'le. Ondan sonra gelip ovalı yapalım pişirelim diyordu. Daha yüksektim bak. Daha kısmet olmadı ama. Daha kısmet olmadı ama bugün neymiş. İnşallah bugün. Bir de geleceğiz zaten sizin yanınıza. Artık nerede ağırlayacaksınız? Düşüreyim mi? Çok kalır bir işler. Yetmiyor. Yani bir de onun böyle parmağı değince yemeklere insan şey oluyor. Diyorsun ki yani bu balığı yakaladım, ben bunu pişirdim, mangalda çevirirken derisi kalktığında ah yaparken. Evet. Adam aynı balığı böyle sanat eseri gibi çıkarınca. Tabii. Neler öyle? Tabii ki öyle. Ama işin aslı o ya. Yani o zaman da işte salyalar akıyor insanların evinde. Şeyden kaynaklıyor yani, sizde de var o işini severek yapmaktan. Tabii. Ben öyle düşünüyorum. Yok yani. Gözüküyor zaten. Yani sizin sabahın üçünde kalkıp balığa giderken böyle gözleri cin gibi açılıyor. Videolarda görüyorum ya. Ben de sabah işe giderken aynı şekildeyim. Ya bugün ne yapacağım, neyi neye karıştırayım diye böyle bir merakla gidiyorum işe. Oradan kaynaklıyor. Ama Amerika'dan bile takipçim var değil mi? Her tarafta. 700 Amerika'dan teklifler var. Takipçi geçtik. Evlenmek yok. Halledim çoktan. Onu çoktan halledim. Canlı yayın değil. Evet, öyle bir kafa oyunu sırası olmasın. Bunlar standart. Vallahi dediğim gibi biz Mehmet'le de tanışmak için geldik. O da güzeldi. Buradan da ona yemeğe gideceğiz. Bakalım bize ne şey olur. Böyle geleceğiz abi hep beraber. Abi öyle olsaydı. Mekanı kapatarım. Bugün sizdeyiz. Sorun yok. Her zaman. Çok güzel olur. Deminki soruyla alakalı da, örneğin mesela bu kaç gramdı? Burada elime geldiği için söylüyorum, 50. 50 gram, bunu kıyıya gelen sinerite çok kullanıyorlar örneğin. Evet. Pembe, kıyıya atçekle çok balık alıyorlar bununla da. Senin de sorunu yanıtsız bırakmamış olalım. Yani. Slider'ın aksiyonu konusunda bilgi. Slider dümdüz. Düz sarıyorsun. Ama istersen de oynatabiliyorsun. Ama dediğim gibi, dengeli avlanmak çok önemli bence. Evet. Yurt dışını çok geziyorum yani. Mesela şimdi bizim torba koyuna o yazılı orkino sezonu geliyor. Önümüzdeki ay, o da geç kaldı gene. Mesela tutacağım balıkları, gör 4 kilo, 5 kilo. Hepsini release yapacağım, hepsini salacağım tekrar. Geçen sene çok yedik. Bir tane alırız ama 10 tane salarız çünkü çok var. Çok önemli geri salmak. Bodrum'da 300, 400, 500 kilo orkinoslar var.
Önümüzdeki dönemde onları da koşturacağız. Onlarla yakalarsak onları da salacağız. Çok iyi trofeler bunlar. Boylarının üstünde bilgi alabileceğimiz kuyruk parçası ya da pul gibi bir şey olursa sağ olsun Müjdat Turan var, bizi Çanakkale'den yardım ediyor. Hemen ona yolluyoruz dalgıcımıza. Bize hemen bilgileri Çanakkale Üniversitesi'ndeki profesörlerle birlikte hemen yolluyor. İşte bizim balık 30 yaşındaymış. Evet. Bir balığın bir sinepin 30 yaşında olması enteresan. Bir 10 kiloluk. Düşünsene bu. Ömrünü tamamlamışlar. 16 kiloluk var diyor mesela bir balıkçı abimiz. Ben yakaladım diyor. Kaç ya? 50 yaşında bir balık. 50 yıldır orada. Ben 40'ım. Benden 10 yaş büyük falan filan. Ama artık tamamlamış o. Çiftleşemez de bir şey de olmaz ondan. Yani o sadece bir şey olur aslında. Onun ne olacağını da Memeşek söylüyor. Tabii. Yesindeki hayvanla saman gibi olur yani. Yok onu değerlendiririz bir şekilde. Tabii öyle falan. Özel soslarla. Güzel bir buluşma oldu. Vallahi siz de keyifliyseniz sorularınız varsa devam edelim. Sonra ara veririz. Bir Anıtkabir'e gideceğiz bu arada hep beraber. Çok önemli bizim için. Ankara'ya gelmişken görmemek olmaz. Orada da bir hep beraber bir tozumuz olur tabii. Onu bırakma. Balıkla ilgili de sorusu olan varsa buyurun seve seve her türlü yanıtlarız. Alp Bey ne zaman başladın sen? Abi 8 yaşında dalarak başladım ben. Önce daldım. Sonra böyle 20 yaşında, 19-20 yaşında Göcek'te bir tatilde derin dalış yaparken belim kilitlendi. Orada ölürken, annemlerin haberi yok. Şimdi işte canlıyım varsa öğreniyorlar. Orada ölürken kemeri çıkardık, attık abi. Sonra işte el oltasıyla ama o zamanlar da vardı. Sonra Rıfat 4 kardeşler var. Belki bilirsiniz. O da iyi trofeler yapıyor. Rıfat dedi ki, kuzenim olur mu? Ya dedi, ol bununla uğraşıyorsun. Geç şu kamışa dedi. Dedim, kamış bizi bozar. Yani onu elime vermem. Yok, benim kamışım iyi, senin kamış. İğrenç muhabbetlenmiş onlar. Yani ama kamış deniyor, ne diyeyim yani. Ondan sonra, bu işte bak bu kamış tam senlik dedi. Aldık öyle, bakmadım yüzüne. Tekneye koydum. Sonra yani bir gün ya da iki gün sonra Turgut Reis'te böyle bir deneyim dedim, tekne vardı o zaman. Arkadan sırt yaparken daha ilk denememde 2,5 kiloluk bir akre oturdu. Ertesi gün bir daha denedim, 3 kiloluk bir kofana oturdu ortaya. Tabii bunları çekerken el kol titrediği için bu biraz bağımlılık yapıyormuş. Tabii, bana söylediler. Heyecanı oldu. Kamışı bir kere eline alırsan bırakamazsın. Çok enteresan, öyleymiş. Sonra da bu iki büyük balık gelince ben daha da büyük yakalarım dedim ve bu iş yani çığırından çıktı. Ya ciddi bütçeler. Ben hayatımda böyle bir dükkana girip, geçen 15 gün önce Yunanistan'daydım, böyle bir dükkana girdim. Bu kadar güzel olmasın. Ben de onu soracaktım. Ondan sonra anlatacağım. Ben bakın böyle bir adam değilim. Yani cimri de değilim ama böyle şeylere 3000 lira bir kalemde verecek adam değilim. Ama inan turşu dükkanına girersin ağzın salya olur ya böyle. Öyle baktıkça ona elim gidiyor, ona 3000 lira para vermişim ve nasıl utandım ki? Hani çıkarsın pişman olursunuz ya böyle ne yaptım ben diye. Ama aldıklarımı eve götürdüm, masaya serdim, tek tek bakıyorum, bazılarını okşuyorum, vay falan filan diyorum, lavaboya su koyup böyle yüzdürmeye çalışıyorum falan. Bu iş manyaklıkmış. Ben onu anladım. Buradan bütün kadınlara sesleniyorum. Hocanız balıkçıysa manyağın teki. Yani hakikaten büyük delilik. İşin ucu yok. Tabii ben deniz avcılığı ile ilgili konuşuyorum. Arkada kara avcılığı da var. Oraya çok girmedim. Çok da girmek istemiyorum. Ama deniz avcılığı bana sorarsanız bir erkeğin tamamen beynini boşalttığı yegane yer. Futbola gidiyor adam ne yapıyor? Yani bayanlardan özür dilerim ama bol küfür dönüyor. Adam neden küfür dönüyor? Çünkü deşarj oluyor. Rahatlıyor eve öyle gidiyor. Şimdi balıkta da bir küfürsüz böyle sessiz oltanın ucuna bakıyorsunuz. Aşağıda radarda bir şey yazıyor. Ona konsantre. Bu beni çok cezbetti ve işin içine aldı götürdü işte Yunanistanlıları geldi. Yani Dominik'te 130 kilo Marlin kılıç balığı tuttum. Ya ben kimim, o hayvan kim, anladın mı? Dominik'in keyfini sizin çıkarttığınızı söylüyorlar zaten. Ama geçen sene 5 ay çalıştım, 3 gün boş günüm vardı. O 3 günün birinde balığa çıkıp o balığı yakaladım, ikisinde komadaydım. Tabana baktım yorgunluktan, çok çalıştım. O balığı da Allah'ın bir lütfu olarak diye düşünüyorum. Yani sen çok çalıştın, al sana böyle diye. Evet. Ha, o balığa ulaşmak için tekne, zamanlama, gerekli yem, gerekli donanım çok önemli. Bizim Metin Kuş'ta olan videolarımız da vardı, yayınlandı hatta Survivor'da. Metin Kuş da denizcidir, yani 30 senedir denizcidir ama tekneye bindiğinde kaptan alter. Çünkü önce emniyettir. Okyanusta biz denizi, karayı görmüyoruz.
Yani parmağını kestin, bir ipin yok, saracağın falan filan derken geçmiş olsun. Keza 130 kilogramlık kılıç balığı. Biz onu tekneye aldığımızda ben ne dersem o olur. Yani çünkü bir tane kaptan olması lazım. 5 tane olmuyor yani. O kılıç balığının gagasında milyonlarca insanların bilmediği bakteriler var. Ve kafasını savururken senin koluna geldi ya, sürtündü, delik aktı. Seni ben 5 saat sonra karaya ulaştırana kadar buradan kan içeri giriyor. Kangren olup kolunun kesilme şansı. Çıktığımız teknelerin dandikliğini sabaha kadar anlatamam. Bir de şöyle bir şey abi. 4 saat boyunca okyanusta direkt açığa doğru açılıyoruz ve her şeyi düşünmeniz gerekiyor. Allah göstermesin, hani teknede birine bir şey oldu. Bir de çıktığımız tekne zaten önceden bir ikiye bölünmüştü. Evet, evet. Sonra tekrar toparlanmış tekne. O tekneyle 4 saat yolculuk yaptık. Aa, kötü geçti dedi kaptan. Ne oldu dedim, bak çatlak büyüdü dedi. Yani dedim, tekne çatlaktı ya abi dedi. Bak bir parmak olmuş aralık. Biliyoruz yani, anladın mı? Çok tehlikeli. Ama bu tehlike biraz bizi cezbediyor. Yo, balıkla olan mücadele, onun kimyası işte, Saroz'daki hayvan. Saroz'daki hayvan bilmem ne, Ferhat geldi işte kaldı, orkinos aldı, adam bir gün geç döndü. Geç döndü, düşünsene annesi babası, annesi ailesi var herifin. Alp abi herif şeyde beni ortada bekliyor. Sahilde. Sahilde beni bekliyor. Ne diyeceğim ben annesine? Allah oğlunuz vardı, koydum ben tekneye. Valla abi yakalamıştır da. Ama gelmedi. Yani korkunç şeyler ama bu da cazip tabii. Başlama böyle, devam etme de böyle, bundan sonra da şimdi İtalya'dan ve Yunanistan'dan çok çağırıyorlar. Muhtemelen oralara gideceğiz. Yunanistan-Türkiye balık turnuvası var gündemde. Türkler mi yenecek, Yunanlar mı yenecek, belirli kadrolar ondan sonra. Bakalım yani, daha da güzel gidiyor ama ana fikir abi dediğim gibi çocuklar abi bak oradan ufaktan dinliyor, alıyor şişe. Tatlı su balığına ilginiz var mı? Tatlı su balığına ilgim var ama bir türlü buluşamadım. Çok istiyorum. Onda da şanslıyım. Alırım ne varsa. Varsa alırız diye bağırıyorum. Yarın beraber turnuvaya gidelim. Yani çok isterim. Böyle bir kamp ortamı falan filan. Ama işte doğru zaman doğru yer. İki tane veletim var. Atom karınca, ikisi de baş edemiyorum. Dadı yok evde. Bizde dadı benim. Sabah 6'da kalkıyorum her gün. Biraz zor ama çok istiyorum. Galiba İzmitli bir ekip vardı. Eken mi bir şey mi? Onlar çağırdılar. Onlara gidemedik. Deniyoruz abi. Arkadaşlar bu arada Amatör Sportif Volta Federasyonu'ndan bir davetimiz var. 3-4 Ağustos'ta. Burada tatlı su etkinliğimiz olacak. Ağustos'ta. Yarışmamız olacak. Güren Başkan da Voltacılar Derin Başkanı. Merhabalar. Tatlı su. Evet. Ne yapacağız abi? Böyle bir etkinliğimiz var. Böyle hani böyle çubuğu koyup böyle zili mi bekleyeceğiz? Yok yok. At çek mi? At çek. Avcılığı. Bu yemli avcı değil. İki kategoride yarışmamız oluyor. Kıyıdan ve bottan şeklinde. Yani şu an Türkiye'nin turna balığı anlamındaki yani en aktif, en verimli havzası. Kızdırmak havzasındaki Kesiköprü Barajı. 2009 yılında kurulmuş bir derneğiz. Federasyonumuzun da kurucu derneğiyiz. 10 yıldır bu yarışmamızı yapıyoruz. Bu sene 11.sini yapacağız. Yani yarışmalarımızda çıkan balıklar mesela turna için yani 1 metre işte 90 santim, 95 santim, 1 metre, 1.10. Onu döverek öldürüyorsun. Yani o şekilde kolay olmaz mı? Yani esir alır yarışmalarımız oluyor. Yani olur yani. 3-4 Ağustos'ta yani eğer vaktimiz müsait olursa cumartesi günü şenliğimiz oluyor öğleden sonra akşam. Pazar günü sabah tabii aynen. Pazar günü sabah. Pazar günü sabah saat 5.30'da yarışmamız başlıyor. Öğlenleyin 11'de, 11.30'da bitiyor. Ödül törenimiz oluyor. Vallahi yani gelmek isterim. Ayarlarsan seve seve gelirim. Yani. Ama orada öğreteceksin zaten. Orada yani bizim özellikle bu Ankara bölgesi tabii şimdi denizimiz olmadığı için hani tatlı su balıkçılığı had safhadadır. Yani şu an burada da birçok ağabeyimiz, kardeşimiz bu işin üstadı var burada da hani tanıdığım insanlar. O konuda sıkıntı yok. Yani size bir eğer, size bir suyla aynıdır hemen tekne, hemen. Tekne aynı aynı. Tekne veya bot güvenli bir şey ayarlarız arkadaşlarımızla beraber inşallah. Yani ben seve seve gelirim. Bizim malların tatlı suyu var bu arada. Ama trofi için. Sabah kalemi de oradaki renkler var yani. Kurbağa ya. Fareyle değil mi? Evet. Fare, levrek. Geçen levreği bayıyoruz.